Merhabalar, ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir video çekemedim. Bugün inşallah güzel bir yemekle geldim karşınıza. Kolay bir yemek yine. Hani Ramazan'da zorlu yemekler yapmamaya çalışıyorum. Bugün kuzu. But aldıydım. Onu parçalattım. Biraz yağlıymış ama çocuk da faydalanıyor güzel. Yağlarını da atmıyorum ben asla. Dibine koyacağım yemeğin. Şimdi göreceğim. Birden koyup güveç gibi hemen pişecek. Bana güvenin, o kadar güzel olacak ki. Şimdi hazırlıklara başlıyoruz. Ben bunu kendi yağlı olduğu için çok yağ koymayacağım. Şöyle üzerine hani bir tat verecek kadar. Bu yemeğe salça koymuyoruz. Çok az toz biberi koyacağım. Bu tatlı toz biber ama tabii bu tercihe bağlı. Siz hani çocuk yoksa evde acı da kullanabilirsiniz. Çok az da karabiber koyacağım. Suyunu karartmayacak kadar. Tuzumdan da unutmayayım. Olacak artık o kadar. Benim kızım. İyiyiz bence. Hazırlanana kadar. İyiyiz bence ya. Bizim evde bir yani doğal afetle çekim yapıyoruz. Ha bunu, bu işlemi yapmayayım. Acelem var derseniz de yapabilirsiniz yani. Yani kolayına kaçıyor her şeyin. Kolay, kolay çocuk, gençler de rahat rahat yapsın diye. Kızımın arkadaşlarından almasam Nermin teyze bu yemek zormuş diyorlar. Biraz kolay, tamam. Pratik seviyoruz. Yani, bu yemek bol soğanlı, bol domatesli bir yemek. İnanın suyuna bana yiyeceksiniz. Gerçekten domatesini de doğrayıp hazırlık yapacaktım ama olmadı. Şimdi yerken yağlarını çıkaracağız. Çok az böyle bak. Yani iki yemek kaşığı kadar dibine koydum. O da hani tutmasın ilk etapta diye. Her yerini örtmüyor bak, her yerine bir yağladı hatta. Şimdi bismillahirrahmanirrahim yemeği yapmaya başlıyorum. Burada 5 tane soğan var. Yani bayağı. 4 olursa olmaz mı? Olur. Ama bu soğanla güzel olur. Bak dibini kapladım. Dibini kapladım Allah'ın izniyle. Şimdi en dibine seçme fırsatım olmadı ama yağlarını döşeyeceğim. Görünüyor zaten. Bu yemeğin yağlı bölgelerini en dibine döşeyeceğim. Yani bana eğer tabii herkesin damak zevki ayrı ama yapar da beğenirseniz eminim dua edeceksiniz. Çünkü o kadar kolay ki. Yanına bir de pilav, salata bitti. Size çok güzel salata sosları da çekeceğim yakından. İşte bir de şu ıspanaklı salatam vardı. Yani çok ıspanaklı güzel. Salata yapalım değil mi? Kuru domatesli. Evet, bebek çok ıspanaktan. Arada şiveli konuşuyormuşum. Olacak Egelilik var. İzmirli olunca. Şimdi bak yağları bitti sayılır. Ben ayıklattırdım biraz. Gel anneciğim, görünüyor değil mi? Hı hı. Şimdi bak yağlarını dibine koyduk. Onun üzerine etlerimizi koyacağım ama bak şimdi etimiz bayağı fazla var. Bunu güveçte de yapabilirsiniz ayrıca. Güvece koyup kısarsın ama ben hani herkesin güveci yoktur dedim. Domateslerimde fırsatım olmadı. Çok güzel yıkadım ama bunun domateslerini kesinlikle kabuğunu soymuyorum. İsterseniz nasıl doğrasanız da bunlar eriyecek. İri iri doğrayın. İçinde kalmayacak bile. Onların hepsinin tadı sosuna geçecek. Yani acıktım anne. Acıktım. Öyle bir hadi anlattım çocuk uyanmadan ki. Yapalım dedik yoksa acıktık. Akşam oldu. Tam bakın. Aslında güzel bir iftar yemeği aynı zamanda. Tabii tabii. Akşam nasıl olursa. Şimdi bol bol domatesli. Bak şimdi onlar sulanacak nasıl güzel olacak. İki tanesini buraya doğruyorum biberin. Dediğim gibi yapamadım hazırlama kusura bakmayın. İstediğim gibi. Ama olsun. Hem görmüş oluyoruz. Hem görmüş oluyoruz. Yani konuşmuş oluyoruz. Öyle oluyor artık. Bir tane kapya biberimiz kalmış. Yeterli bize de o. Onun yarısını bu kata doğruyorum. Üst kattayım. Yarım yana üst kata doğruyorum. Kaç kat çıkacağız? Kaç kat? İki kat. Şimdi benim sarımsaklarım taze. Yani soyulacak gibi değil. Küçük yeni çıkan kafalardan. Böyle koyacağım onları. Yani böyle koyabilirsiniz. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Tekrar etimizi döşüyoruz. Hani şu bak yağlayınca onu dibine koyalım. Gördün mü? Şimdi dersiniz belki diyeceksiniz ki hani
kefi olmuyor mu bir şey, ben anlamıyorum. Bu yemeğin hiçbir şey olmuyor. Bir güzel oluyor. Şimdi ben aslında bir tane de patates üstüne sonradan belki koyarım torunum yesin diye. Onu da çok emin değilim. Şimdi bunu döşüyoruz böyle. Şimdi tekrar soğan. Soğanları çok diye düşünmeyin. Gerçekten kayboluyor bile içinde. Bir iki saat pişecek bu yemek. Bu ne kadar kuzu var burada? Bir tahmini. Bir but. 2 kilo geldi dedi. 2 kilo zannedersem. Şimdi tekrar biber. Yani bunu hani çok yemek bilmiyorum ben. Hani nasıl yapayım, elimde et var diye düşünen herkes bir denesin. Ben ve sen dene. Annemden öğren. Kolaya kaçma. Aha! Geldi benim küçük çakayım. Çok özür anneciğim. Çok özür anneciğim. Günaydın anneciğim. Senin yüzünden domatesleri bile doğrayamadık. Bitti. Ama bize alıştılar artık, değil mi? Alıştınız yani. Bizim evin hallerine gerçekten olmuyor. Hiç uyumuyor bu çocuk yani. Biz mutfağı toparladık, çekim yapıyoruz derken bir bakıyoruz kapıda bizimki. Anneannem. Aşkım. Şimdi. Bu yeterli. Bak katı da doğradık. Tabii ki domatesler hani biraz domatesi gibi değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu doğradık. Geleceğim anneciğim. Şimdi bunun üzerine tekrar etlerimizi koyuyoruz. Bakalım. Anneannem akşama Allah nasip ederse iftarda yiyeceğiz. Hani aslında biraz daha istiyor tencerenin buralarına da sığarmış yani. Ama bu kadardı. Şimdi tekrar soğanlarımızı koyuyoruz. Bebeğim. Ha, bu arada bu soğan da story atmıştım. Difrize koyacağım soğan. Dondurucuya bunu kavuruyorum böyle. Soğumasını bekliyorum. Poşetleyeceğim. Kaldıracağım. Çok rahat oluyor çok. Çok büyük. Daha kolaylık. Yani. Kızım gözleri yanmasın. Kızımın kıyamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi iki tane sarımsağımız kaldı. Onları da böyle oturtuyoruz. Anneannem. Geliyor anne. Göreceğim anne. Şimdi, bak, şimdi halka doğruyorum. Birazcık böyle buharını kessin içinde diye. Duyuyor musun? Yoksa o da çok fark etmez yani. Doğrasanız da doğramasanız da. Ama usulü böyle. Şimdi bu yemeğe hiç su koymayacağız. Hiç su koymayacağız. Kendi kendine 1,5 saat falan pişecek. Kesin içini açınca hemen. Tamam geleyim anne. Anne. Yemeğini yapıyor. Pardon. Bunu şimdi 1,5 saatte falan pişecek. Anneannem yiyeceksin sana ama. Hiç karıştırmayacağız. Hiçbir şey yapmayacağız bu yemeği şimdiden sonra. Böyle pişecek. Ben son halini de kesinlikle göstereceğim. Bunu mesela kurbanda bazen şaşırırız yani. Kavurma yapmak istemeyiz de. Hani ne yapsak acaba deriz hani. Minik itfaiyeci. Merhaba demek ister misin? Uyusuzluğumuz sabah kalktığından beri. Gece uyumadık. Gece uyumadığı için itfaiyecimiz. Bu parmağım yanık. Geçti bayağı geçti ama o yüzden eldiven de taktım. Hani çok eldivenle de çalışmayı sevmiyorum açıkçası. Şimdi bunun üzerine maydanoz, çok ince maydanoz koyabilirsiniz. Ama ben genelde torunumun yediği yemeklere maydanoz koymuyorum. Boğazıma yapışır gibi bir takıntım var benim. Ama incecik maydanoz koyarsanız da çok güzel oluyor. Şimdi bu yemeğimiz hazır. Buna biraz daha tuz ilave edeceğim. Iskaya tuzu kullandığımız için biraz kalın görünüyor. Ah, senin bir itfaiyeci şapkan vardı. Bir taksana takım olsun. Kafanda şapka yok. Bunu bir şey düşmüyor. Böyle koyuyoruz. Önce bir ısınacak kadar, tıkırdayacak kadar yüksek ateşte. Ondan sonra altını kısacağım, unutun yemeğim. 1 saat, 1,5 saat. Ben sonra ortada da çekeceğim inşallah. Ondan sonra da bitmişini göstereceğim size. Görüşmek Görüşürüz. Arkadaşlar yemeğim pişti. Tam 1,5 saattir ocakta. Çünkü o önce ısındı. Sonra küçük, daha küçük ocağı aldım. En küçük değil yalnız. Orta ocağı aldım. Hani et bu sonuçta iyi bir ısı derecesine yükselmesi lazım.
bir buçuk saattir hiç kapağını açmadım. Bir çekim yaparken arada kızımla açtık. Onun dışında kendi halinin ne keyfi oluyor, ne hiç, yani bana güvenebilirsiniz kesinlikle. Hani etim yabana gider mi demeyin. Şimdi biz tabii iftar vakti yaklaşıyor. Biraz çekimi bitirip başka işlerimiz de var. Hazırlıklarım var. O yüzden soğumasını beklemeden dökeceğim görün diye bir. İlik gibi pişti derler ya, hakikaten öyle pişti yani. Mis gibi. Ha, bakın bu arada ben bunun karıştırma aşamasında karabiber, toz biber, tuz koyduğumda bir kaşık, bir yemek kaşığı sirke koyuyorum. Sirke kuzu etiyle keçi etinde konduğu zaman kokusunu hafifletir. Ama ben bunu nedense telaştan unuttum. Sonradan ilave ettim. Hani karıştırılırken konması lazım. Artık bu kusurumu affedin. Ama hadi unutmayın. Bu seferlik affedin. Oldu. Hani, bismillahirrahmanirrahim. Bir de domatesin kabuklarını herkes sevmeyebilir içinde. Ben torunum yediği için bilhassa hani kesinlikle çok iyi yıkayıp soymuyorum. Ama ben yiyemiyorum, belirgin oluyor derseniz o da sizin hani tercihe kalmış bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musun anne? Görüyorum anne. Şimdi dibine koyduğumuz yağları ayırın. Güzel. Hakikaten güzel oldu. Nasıl biliyor musunuz? Yumuşacık pişiyor. Hiç bakın. Ekstradan o koyduklarımızın dışında yağ koymadım. Su koymadım kesinlikle yani. Kendi halinde mis gibi pişti. İşte dediğim gibi tek yapabileceğiniz, benim domateslerim çok küçüktü ama ben büyük de olsa kabuklarını son zamanlarda hele hele soymuyorum. Birkaç yıldır daha çok bilinçlendik diye düşünüyorum o konuda. Daha faydası kabuğundaymış çünkü. Ben böyle yapıyorum ama siz dediğim gibi soyun istiyorsanız. İşte yeni tariflerimle yeni böyle bugün bunu atlattık Allah'ın izniyle. Bunun yanına bir pilav, salata cacık ya da gider bunun yanına. Salatadan çok cacık seviyorum ben bunun yanında. Kendiniz bilirsiniz nasıl yapacağınızı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimle inşallah beraber olacağız. Parmağım geçmek üzere. Size hamur işli tarifler yapmaya başlayacağım. İnşallah tabii ki. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.